Sevgili çocuklar merhaba, ben Derya Öğretmen. Bugün yine size Milli Eğitim'in ders kitaplarından bir tanesini, 4. sınıfların Türkçe kitabını tanıtacağım. Hep birlikte inceleyelim. Kitaplarını tanımak bize büyük avantaj sağlayacak. Okulların açılmasını heyecanla bekliyoruz biliyorsunuz. Çoğunuzun kitabı eline geçti, bir kısmınız da okullarınızdan teslim almak üzeresiniz. Bu videoyu izledikten sonra mutlaka kitaplarınızı inceleyin, böyle elinize alın. Yeni bir kitabı insanın eline alması ve incelemesi çok güzel bir duygudur gerçekten. Bakın, kitapta neler var, bütün bir yıl neler göreceksiniz. Bu sizi mutlaka motivasyonunuzu artıracaktır. Şimdi kitabımızı inceleyerek başlayalım. İzninizle hemen ekranıma kitabı atacağım. Evet. Burada kitabımızı iki sayfa olarak göstereceğim. Hemen şöyle bir başına bakalım. Evet, kapağı ekranda göremiyorsunuz. Onun için bu şekilde göstereceğim. Türkçe kitabımız. Kalınlığına bakalım. Arka kapağına da bakalım. Bakın arka kapağında bir kare kod var. Bir kare kod okuyucuyla taradığımız zaman kitabın içeriğine, EBA'ya bağlanarak içeriğine ulaşabiliyoruz. Bu büyük bir kolaylık. Öğretmenler de, öğrenciler de bunu her yerde görüp içeriğini yanlarında kitapları olması bile kullanabilirler. Kitaplarınızın kare kodlarını önceden okutabilirsiniz. Şimdi kitabımızın incelemesini öncelikle içeriğine bakacağız, temalarımıza bakacağız. Sonra birkaç tanesini, birkaç metni inceleyeceğiz. Ve sonra da en arkasında neler var buna bakarak konumuzu kapatacağız. Pardon. Kitaplar biliyorsunuz her zaman kitaplarımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız, gençliğe hitabe ve Atatürk'ün resmiyle başlıyor. Ben ders kitaplarının yanı sıra derse ait defterlerin de bu şekilde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi burada bir içerik kısmı var. Şu şekilde biraz büyütmek istiyorum çünkü hani burada görüntü kalitesi çok iyi değil. Şöyle ilk temadan başlayalım. Evet, burada kitabımızda 8 tema var. 8 temanın ilki okuma kültürü. Kitapların, temaların her birinde 3 tane metin inceliyoruz. Metin derken tabii şiir de olabilir. 3 metin inceliyoruz. Arkasından 4. metnimiz dinleme-izleme metni. Bir metni dinleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz bir video olarak. Ve son olarak da her temanın 5. kısmı bir serbest okuma metninden oluşuyor. Sözüne ettiğim bu 4 metin ya da şiirde hemen arkasından işleniş kısımları var, etkinlikler var her birinde. 8-10-12 aralığında etkinlikler var. Ama serbest okuma metninin etkinlikleri yok. Onu sadece okuyoruz ve bu konuyla ilgili içeriğini zenginleştirdiğini görüyoruz. Her temanın sonunda da yine bir tema sonu değerlendirme var. Bu da bittikten sonra bir sonraki temaya geçiyor. Bu şekilde 8 tema var. Evet, okuma kültürü temasını birazdan ayrıntılı olarak da inceleyeceğiz. Şimdi bakalım ikinci temamız Milli Mücadele ve Atatürk. Yine görüyorsunuz hem göz atalım yani bir yandan da. Bakın ilk 3 kitap Milli Mücadele ve Atatürk konularında ilk 3 metin Milli Mücadele ve Atatürk konularında seçilmiş. Dördüncüsü de yine aynı şekilde bir belgesel dinleme izleme metni olduğuna göre bunu izleme metni olduğunu anlıyoruz. Ve son olarak da yine bir serbest okuma metnimiz var. Üçüncü temamız erdemler. Yine 3 parçamız var. Arkasından bir dinleme izleme metni ve bir okuma metni var. Kaşağı. Dördüncüsü bilim ve teknoloji. Yine aynı şekilde 5 parçadan oluşuyor. Hemen devam edelim. Tema konuları beni ilgilendiriyor. Güzel seçilmiş konular çünkü. Doğa ve evren 5. temamız.
Altıncı temamız milli kültürümüz. Bu konu zaten bizim sosyal bilgiler konusunda da konusunu da destekleyen bir konu. Sağlık ve spor. Yedinci temamız ve son temamız da sanat. Ve bütün bunların sonunda da kitabın sonunda sözlük ya da buna benzer bir ek çalışma yok. Sadece kaynakça var. Onu da size göstereceğim. Evet, şimdi dilerseniz eski boyutuna gelelim ve başlayalım. Önce şöyle bir kitabımızı tanıyalım. Bakın, organizasyon şeması diyor. Her temada önce bir tema adı var. Yine burada da söylediğim gibi metinler var. Onun dışında gelecek derse hazırlık çalışmaları var, dinleme metinleri var. Metinlerin her birinin etkinlikleri var, söylemiştim. Sayıları hani 10 olabilir, 12, 13 olabilir. Temadan temaya değişiyor. Ve her temanın sonunda da tema değerlendirme çalışmaları var demiştik. Şimdi hazırlık çalışmaları önemli. Çünkü her metnin, işte şiirin başında konuya bizi böyle bir hazırlayan, okumayla ilgili, dinlemeyle ilgili önemli hazırlıklar yaptıran bir kısım burası. Her temanın metninin ayrı ayrı her metninin başında var. Konuşma sembolü burada öğrencilerin konuşma stratejilerini uygulayarak sınıf içinde tartışma ve konulara katıldığı bölüm. Yani bu bölümler olduğunda sınıf içinde bu sanalda olabilir tabii ki hiç fark etmez biz sınıfız sonuçta. Sınıf içinde fikirlerimizi anlattığımız, ortak hareket ettiğimiz, ortak bir sonuca varmaya çalıştığımız, beyin fırtınası yaptığımız güzel tartışmalar ve konular. Okuma sembolü öğrencilerin, izninizle burada bir gözlüğümü takmak istiyorum. Biliyorum parlıyor ama öğrencilerin metinleri türün özelliklerine uygun biçimde farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları, noktalama işaretleri, vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli, sessiz, tahmin ederek ve soru sorarak okudukları, okuma stratejilerini uyguladıkları bölüm. Çok verimli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hemen altında gelecek derse hazırlık sembolü var. Şurada da söylemiştim bakın az önce. Öğrencilerin verilen konularla ilgili araştırma yaptıkları bir bölüm. Çünkü bazı konuları işlemek için önceden bir ön bilgiye ihtiyaç duyulabiliyor. Yazma sembolü. Ben bu kısımları çok seviyorum. Birazdan göstereceğim size de. Öğrencilerin öğrenilen dil bilgisi ve noktalama işaretlerini yazılarında kullandıkları, yazdıklarını, düzenledikleri, paylaştıkları ve yazılarında yazma stratejileri uyguladıkları bölümdür. Özellikle yazma stratejileriyle ilgili bölümleri çok seviyorum. Dinleme sembolü. Bu sembolü gördüğümüz zaman da öğrencilerin dinleme stratejilerini uyguladıkları ve dikkatlerini yoğunlaştırdıkları bölüm olduğunu anlayacağız. Evet, şimdi her metnin başında, pardon, her temanın başında böyle bir hani yol haritası gibi bir şey var. Burada temanın kapağını görüyorsunuz. Her temada hangi kitap, hangi metin ya da şiirler var? Bunlardan hangisi okuma metni, hangisi dinleme izleme metni ya da sadece okuma, serbest okuma metni? Bunu hepsini bir arada tek sayfada görebiliyoruz. Şimdi biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Az önce sözünü etmiştik. Bakın, önce hazırlık çalışmaları var. Burada dediğim gibi yine her zaman metin olmayabiliyor, şiir de olabiliyor. Kitabımız bir şiirle başlıyor ve öncesinde hazırlık çalışmaları var. Bakın, arkasından şiir görselleriyle birlikte oluyor zaten şiir ve metinler var. Hemen arkasından okuma ile ilgili etkinlikler başlıyor. Bu arada bunları her renk yapmaları çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Sözcüklerin karşılaştığımız anlamını bilmediğimiz, sözlük anlamını bilmediğimiz sözcüklerin önce tahminleri, sonra anlamları, sonra cümle içerisinde kullanışlarıyla ilgili çok böyle kullanışlı güzel bir bölüm var. Arkasından da bakın yine burada sözlük defteri diye hoş bir bölüm konmuş. Bu metinde var, her metinde yok.
güzel ayrıntılı bilgi veriyor. Bir anlamda tanım yapmış oluyor. Bakın yine etkinlikler devam ediyor. Her şiirde biliyorsunuz ana duygu ya da ana fikir ya da ana düşünce olmaz. Ana duygu olur. Konu ve ana duygu belirleme var. Metin olduğunda ana duygunun yerini ana fikir yani ana düşünce alıyor. Bunlar her zaman karıştırılır biliyorsunuz bu arada. İşte konu nasıl belirlenecek? Ana fikir nedir? İşte ana düşünce, ana fikir aynı şey miydi? Ana duygu nedir? İşte bunları nasıl bulacağız gibi endişeleriniz olabiliyor. Kanalımda bununla ilgili bir video var. Onu da izleyebilirsiniz bu arada. Hemen arkasından bu sıralamayla ilerledikten sonra arkasından noktalama işaretleri, yazım kuralları ile ilgili güzel etkinlikler var. Daha sonra da dil bilgisi konusu var. Yine mesela buradaki dil bilgisi konusu görüyorsunuz eş anlamlılarla ilgili. Daha sonra hemen altından da eş sesliler var. Yine buna benzer çalışmaları göreceğiz. Kitapla ilgili içindekiler kısmı vesaire bir metin incelemesi var. Size sözünü ettiğim en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de yazımızı geliştirecek olan, yazı stilimizi geliştirecek olan, bize yeni yeni stiller öğretecek olan bölüm. Metnin sonundaki etkinliklerde var. Mesela burada alfabedeki harfleri önce kendi yazı stilimize göre yazmamızı istiyor. Ve bakın eğer şu yeşil kısmı görürseniz gelecek derse hazırlık kısmını bilin ki bu metin ya da bu şiirin incelemesi bitmiştir. Bir sonraki kısma hazırlanmamız için bize bir ön bilgi verilmiştir. Mesela burada milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy hakkında araştırın diyor. Yani bir sonraki tema, bir sonraki konunun işlenişine geldiğimiz zaman bakalım gerçekten öyle mi? Evet, Asım'ın Nesli Kitap Dostudur isimli metin, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir metin. Yine burada da hazırlık çalışmaları, arkasından görselleri ile ilgili metin. Hemen arkasından bakın yine artık anlayacaksınız zaten bir süre sonra otomatik olarak siz de fark edeceksiniz. Yine sözlük anlamı tahmin edilen, yazılan ve cümle içinde kurulan sözcükler var. Yine metinle ilgili sorular yine devam ediyor. Arkasından bakın burada da kitabın türünü tespit etme var. Yine dil bilgisi, yazım kuralları ile ilgili çalışmalar var. Bakın noktalama işaretleri var. Akıl işaretlerinin kullanımı var. Ve en sona da yine gördüğünüz gibi yine yeni yazı stilleri, yazı yazılırken nelere dikkat edilir? Bunlar var ve bir sonraki derse yine hazırlık var. Bakın şu anda iki metni incelemiş olduk. Hemen hızlı geçiyorum. Bakın bu üçüncü metnimiz olsun. Şöyle yapalım. Pardon, evet üçüncü metin bitti. Burada dördüncü metin var. Bakın dinleme izleme metni. Bu öğretmeniniz tarafından ya izletilecek ya da metin size dinletilecek. Arkasından da hemen etkinliklerimizi yapmaya başlayacağız. Çünkü dinleme metninin de etkinlikleri var. Bakın yine konu var, ana fikir var, sözlük anlamı bilmeyen sözlükler var, okuduğunu anlama, anladığını ifade etme var ve yine bakın dil bilgisi konuları var, yazı stili var ve gelecek derse hazırlık var. Ve şimdi sonuna yaklaşıyoruz bakın, serbest okuma metni. Bunun sonunda etkinlik yok, sadece okuyoruz. Kendi sınıfımızda, kendi aramızda bunu tartışmasını yapabiliyoruz tabii ki. Ve geldik temamızın sonuna. Tema sonunda tema değerlendirme çalışması var. Bakın görüyorsunuz. Tema değerlendirme çalışması 3 sayfa oluyor. Ve hemen ikinci temanın yine bir sayfada bütün metinlerini, bölümlerini yine görüyoruz adıyla birlikte. Bu şekilde devam ediyor. Ve en sona geldiğimizde bakın şöyle hızlı hemen görselleri de görmenizi istiyorum şöyle. Onun için çok hızlı hani geçmeye çalışıyorum ama göreceksiniz aynı mantıkla yazıldığı için yine nerede konu ana fikir ya da konu ana duygu var. Nerede yazım var, nerede işte serbest okuma var, nerede yazmayla ilgili etkinlik var, sözlük anlamı var.
Bunların hepsini göreceksiniz. Evet, şöyle ben çok hızlı geçiyorum ama tabii siz kitaplarınızı elinize aldığınız zaman ayrıntılı inceleyin. Güzelce bakın. Biz de şu anda zaten bakın sonuna yaklaştık. Evet, size en son göstermek istediğim kısım bu son temanın son değerlendirme çalışmasıydı. Şimdi kaynakça var. Kaynakça önemli biliyorsunuz. Yazılı yayınların kullanıldığı kaynakçalar var. İnternetten yapılmış alıntılar olabilir. İnternet kaynak olarak kullanıldıysa burada internetle ilgili kaynaklar yer alıyor. En sonda da görseller kullanılmışsa hangi görseller nelerden alındı, açıklamaları neler, bununla ilgili yine kaynakçada yer buluyor bu bilgiler. Evet, devam ediyorum gördüğünüz gibi. Görsel kaynaklar epeyce vardı. Evet, kitabımız 265 sayfa. Kitap burada bitiyor. En son olarak yine size kitabın kapağını göstermek istiyorum. Bakın, kitabımız bu. Türkçe çok önemli. Dilimiz çok önemli. Dilimize sahip çıkmak çok önemli. Okuduğunu anlamak bizi sadece Türkçe dersinde değil, her derste başarılı yapar. Girdiğimiz her sınavda yine başarılı oluruz. Hayatımızda da yine kendimizi ifade etme, dinleyebilme, işte izleme, okuma, yazılı olarak kendimizi ifade etme, sözlü olarak ifade etme ve genel kültür, genel birikim anlamında da yine hayatımıza çok şey katacak bir ders. O yüzden bu dersin çok ayrıntılı, çok faydalı bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her metin, işlenen her parça bize bir şey katacaktır mutlaka. Onun için bu kitabımıza da, bu dersimize de, diğer bütün derslerimize olduğu gibi çok önem verelim ve bizim başucu kitaplarımızdan biri olsun bu kitap. Evet, bir sonraki kitap inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.